Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta yeni adli yıl ve adalet konusunu, yeni anayasayı konuşalım dedik. 2024-2025 yılı, 2025 adli yılı başladı. Açılış konuşmalarında özellikle Adalet Bakanı olsun, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olsun, adaletten, hukuktan dem vurdu. Bu yeni dönemde adalet ve hukuk anlamında beklentiler nedir ya da bunun nasıl resmi nedir yani görünen, bu konuyu açıklayabilir misiniz birinci olarak? İkinci olarak da yine açılış konuşmalarında gündeme gelen önemli bir olay vardı. Yeni anayasa çok vurgulandı. Bütün konuşmalarda neredeyse geçiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ön yargıları bırakıp yeni bir anayasa yapılması gerekiyor diye kamuoyuna seslendi. Bu açıklamaları nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ben bir iki gün oldu dediğiniz gibi bu hafta başladı adli yıl. Ben şöyle yazmıştım pazartesi günü sosyal medyada kendi Twitter hesaplarımda. İçinde adalet olmayan adli yılımız başladı diye. İsmi adli yıl ama maalesef bizim hayatımıza adaletin yeri kalmadı gibi bir şey hissediyorum ben. Çünkü adaletten bahsedebilmek için beşer hukukunda genellikle bizim konuştuğumuz adaletle ilgili tecelli eden kısım, hukuk kısmı, hukuku ibattır. Yani insanların arasındaki münasebetleri, hukuku ve adaleti konuşuruz. İşte siz de hukuk kökenli bir insansınız. Hukuk fakültesinde okudunuz. Başlarken işte biz hukuk başlangıcı, sonra anayasa hukuku, medeni hukuk, Roma hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku derken ilahir son sınıfa kadar hep insanların arasındaki münasebeti tartışırız. Bu sadece bizde değil, bütün dünya ülkelerinin eğitim sistemine hakim bir haldir. Yani bütün üniversiteler neyi anlatırlar? İnsanların ilişkilerinden ortaya çıkan hukuku anlatırlar. Halbuki hukuk bundan ibaret değildir aslında. Hukuk, İslam hukukunda bir ayrım vardır. İslam hukukuna göre hukuk, yani Kur'an'a göre hukuk, hukuku ibad, kulların arasındaki hukuk, hukukulla, bir de hukuku nefs vardır. İnsanın şahsına, nefsine karşı olan hukuku vardır. Hukukulla, hakikaten mukayeseli hukukun, bizim de anlattığımız mevcut hukukun geldiği son nihai hal nedir bu? Maksadı adaleti tesis etmek. Münasebetlerde adalet ölçüleri içinde hareket etmek. Hukuku ibad bu. Hukukulla Cenab-ı Hakk'ın hukukunu bilmek. O hukukullah da benim anladığım kadarıyla, hani halk arasında da deriz ya bazen, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bana göre hukukullah da Cenab-ı Hak'la insanın kendi münasebetini tanzim etmesi ve kainattaki rububiyetin tecellisine karşı Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatının, tasarrufunun, işlerinin tecellisine karşı o külli rububiyete karşı külli bir ubudiyetle, kullukla mukabele etmektir. Bence hukukullah da bu. Bir dediğim gibi hukuku nefs var. İnsanın şahsına karşı olan mükellefiyetler hukuku. Bana göre en zor hukuk da bu. İnsanın şahsına karşı olan hukuku, nefsine karşı olan hukuku. Oradaki hukukun da özeti, çok lafı uzatmadan söylemeye çalışırsam, bir, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği şu vücut nimetinin kıymetini bilmek. İki, bu vücut nimeti içindeki duyguların ve azaların sırat-ı müstakimde usulüne uygun çalıştırılmasını temin etmektir. Mesela gözü, İşte kainattaki Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını okuyan bir mütefennin nazır gibi, keşfeden bir alet gibi, işte aklı, hikmetleri anlayan bir alet gibi, dili, güzel şeyleri söyleyen bir alet gibi, yani her duygu ve azayı usulüne göre kullanmak,
ve özellikle de hissiyatında da sırat-ı müstakimde o duyguları tutmaktır. Yani şehvet duygusunu, gadab duygusunu, ondan sonra işte hiddet duygusunu, işte akıl nimetini istikametli kullanmaktır. Bana göre en zoru da bu, bu nefse karşı olan hukuk. Çünkü insanın nefsiyle olan münasebeti ve oradaki isabeti, duygularını doğru kullanması hukukullahı ve hukuku ibadı da etkiliyor. Yani bir insan özünde iyi bir insansa, açıkçası aklını istikamette kullanıyorsa, nefsini, şehvetini istikamette kullanıyorsa, gadabını istikamette kullanıyorsa, insanların da hak ve hukukuna riayet eder ve hukukullahı da gözetir diye düşünüyorum. Şimdi hukuk bu, ama dediğim gibi biz uygulamada konuştuğumuz hukuk sadece hukuku ibad. Fakat Türk hukukunun uygulamasında bu hukuku ibad da yer ile yeksan. Yani çünkü hukukullah ve nefse karşı olan hukuk insanın kendi iç aleminde, özelinde. Ama kullarla olan münasebeti, işte bizim hep gündemde tuttuğumuz hukuk, bana göre bu Türkiye'de adeta rafa kaldırıldı. Çünkü hukuk Türkiye'de bir cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Cumhuriyetin esası olan, demokrasinin esası olan kuvvetler ayrılığı yok. İki, gene demokrasinin ve cumhuriyetin esası olan yargı bağımsızlığı yok. Üç, gene Türkiye'de cumhuriyetin ve demokrasinin esası olan, olmazsa olmaz olan hakimin bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok. Bu üç şey olmayınca hem kuvvetler ayrılığı, hem yargı bağımsızlığı, hem de hakimin teminatı, tarafsız ve bağımsızlık olmayınca bence Türkiye'de hukuk yok, rafa kaldırılmış. Zaten davaları da görüyorsunuz siz. Söylemeye de gerek yok. İşte Anayasa Mahkemesi ölçüler veriyor. Bize müracaat eden davalarda diyor ihlal %77'nin üzerinde. İşte ilgili insanlar konuşuyorlar, profesörler, hukukla iştigal eden insanlar, verilen kararlarda %99 isabetsizlik var diyor, adaletsizlik var. Dolayısıyla şu demin benim söylediğim teorik olarak Türkiye'de hukuk rafa kaldırılmıştır diye, bunu zaten sırf ben değil, kurumlar da bunu söylüyorlar. Ve nitekim işte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların uygulanmaması, Gene anayasanın açık hükümlerinin ihlal edilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hukukumuza göre iç mevzuatın üzerinde olmasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının icra edilmemesi, Avrupa'nın devamlı bize karşı şunu yapın, bunu yapın diye ikazları, gittikçe mukayeseli hukuktan uzaklaşmamız, bizde hukukun hakikaten sadece ceza davalarında değil, hem hukuk hem ceza davalarında yer ile yeksan olduğunu görüyoruz. Gene Türkiye'de artan icra dosyaları, yani milyonlara varan, 30 milyona yaklaşan icra dosyaları ve bu icra dosyalarında alacaklı ve borçlunun ikisinin de perişan olması, çünkü alacaklının bir an önce alacağını tahsil edememesi, borçlunun özellikle şu anda uygulanan faiz oranları nispetiyle gittikçe mükellefiyetlerinin artması, kanuni masraflar, takip masrafları, dava masrafları, icra masrafları adeta sanki bu yargılama özel sektöre havale edilmiş gibi, artık harç değil de devlet bu işlerden haraç alıyor gibi bir duruma düşmesi, bütün bunlar bizim hukukumuzun gerçek problemleri ve Türkiye'de hukukun tabiri caizse fiilen rafa kaldırdığının bir örneği. Ama demin de dediğiniz gibi haklı olarak, gene adalet yılı açılırken işte saraylarda, mütena yerlerde toplantılar yapılıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sonra Adalet Bakanı, sonra Yargıtay Başkanı ve ilgililer dediğin gibi bir sürü nutuklar çekiyorlar. İşte adalet olmazsa olmaz, devletin en önemli esasıdır, insanları birbirine bağlayan bağdır. Hatta bunları söyledikten sonra adalette de çok mesafe kat ettiklerini söylüyorlar. Ama ben yine daha önceki konuşmalarımda da söyledim, gene söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Türkiye'de şu anda uygulanan hukuk, Türkiye'de şu anda hukukun uygulamasına meydana gelen hukuksuzluk, adaletsizlik, hatta çok affınıza sığınarak söylüyorum, ahlaksızlığa varan uygulama, Türkiye'deki ihtilaller dahil
hiçbir yönünde görülmemiş bir zulüm niteliğinde diye telakki ediyorum. Bakın gene söylüyorum, mesela en son çok şikayet ettiğimiz, feryat ettiğimiz, özellikle inançlı kesimin işte ısrarla söylediği 28 Şubat olayları bilmem ne uygulanması, işte bacılarımızın başörtüsünün alınması, üniversitelere dahil edilmemesi filan gibi feryadu figan ve AK Parti'nin de iktidara gelmesine ve 22 yıldır hala tepe tepe kullanmasına sebep olan hukuksuz uygulamalar, gerçekten de hukuksuz uygulamalar, bence bu dönemdeki haksızlıklar nazara alındığı zaman sanki onlar bunlardan daha azdı, daha sineye çekilirdi, daha ehvendi, daha açıkçası o zaman hukukun kapısı biraz daha aralıktı, o kapıdan girip haklarını arayabilirdin diye gördüğüm ve yaşadığım bir hali ısrarla örnekleriyle söylüyorum. Hatta 12 Eylül darbesinde de ben 12 Eylül'den 10 gün sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırmıştım. Israrla söylüyorum, 12 Eylül'den sonra dahi, 1980 ihtilalinde dahi şu anda yaşadığımız hak ihlalleri kadar hak ihlali yaşanmamıştır. Daha da somut örnek şekli 2013'te hatırladığım kadarıyla meydana gelen 17-25 Aralık operasyonları, mali şubenin yaptığı operasyonlar, bana göre 17 Aralık bir rüşvet olayı, Reza denilen bir vatandaşın, TC vatandaşı olmuştu sonradan, aslında İran vatandaşı, onun işte önüne gelene dağıttığı bir rüşvet olayıydı. 25 Aralık ise daha sonra Türkiye'nin soygunu için hazırlanan bir planın deşifre edilmesiydi diye düşünüyorum. Ama bunlarla ilgili işin mahiyeti değişti birdenbire. O dağıtılan rüşvet bir ikram mahiyetinde telakki edildi. Daha sonraki işte olayların da Türkiye'yi dediğim gibi sıkıntıya sokacak beşli çeteye yönelik hazırlanan programların da işte öyle olmadığı, aslında bakanlar ve başbakan hiç dinlenilmediği halde suçlular dinlenilirken ele geçirilen delil ve belgeler, başbakanın, bakanların dinlenmesi, özel sırların fahşedilmesi, hatta bir başka devlet lehine sanki böyle istihbari kayıtların fahşedilmesi gibi bir garip garip suçlamalarla yargılamalar başka bir mahiyet aldı. Hale de devam ediyor. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Bu dönemde adalet kanunda, Türk Ceza Kanunu'nda tipik belirlenen suçların bile mahiyetin değiştirilerek suçluların değil de o suçu ortaya çıkaranların cezalandırılması tarzında devam eden bir yargılama şeklini aldı. Adaletle ilgili tabir caizse sıkıntıları size anlatsam, olmayan adaleti, günlerce sürer. Ama özetle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de adalet yer ile yeksan oldu. Adaletsizlik adaletin yerine ikame edildi. Gerçek suçlular mağdur ve suçu ortaya çıkaran, onun peşinde koşturan insanlar ise hukuken mağdur edildi ve perişan edildi. Gelelim anayasa meselesine. Şimdi şu anda Türkiye'nin derdi nedir diye sorarsanız bana, birinci milletin derdi, demin söylediğim gibi, hürriyet ve adaletsizlik. İkinci en büyük derdi de milletin ekonomi. Türkiye'de milletin birçoğu aç, bir kısmı fakir, hayatını devam ettiremiyor. Türkiye'nin %5'i de tabiri caizse milli gelirden elde eden kaymak bir tabakayı paylaşan insanlar. Dolayısıyla %90 tabiri caizse perişan, %5-10'da özellikle iktidara yakın kesim, onunla iş tutanlar da zevk-ü sefa içinde hayatlarını yaşıyorlar. Ve bir tarafta bir saray hayatı, bir tarafta da sürünen aç bir insanların bir hayatı var. Sarayın sürünen insanlardan çok fazla bir haberi de yok. Dolayısıyla bu sıkıntıları gündeme getiren İktidar Partisi'nin içinden de feryadı figanlar başladı. Yani eskiden
konuşan insanlar, özellikle muhalefetten ve iktidardan konuşan insanlar, ya Türkiye'de sıkıntılar var ama bu reisin suçu değil, etrafındakilerin, kabiliyetsizlerin, kötü niyetli insanların suçu diye eleştirirlerdi. Şimdi bu tampon bölge yıkıldı. AK Parti'nin içinden Tayyip Erdoğan'ın 50 yıllık arkadaşları bile muhalefetten şu sesler yükselmeye başladı. Türkiye'de problem baştan başlar, Erdoğan'dan itibaren başlar. Dolayısıyla Erdoğan ve ekibi bu işi beceremedi, başaramadı diye feryat ediyorlar. Bunun zaten o kadar örneği var ki. Yani eskiden bir sloganımız vardı, meşhur biliyorsunuz. Özellikle AK Partililer öyle diyorlardı. Reis diktir eğilme, bu millet seninle. Reis 22 yıldır hayatında öyle bir hayat ortaya koydu ki şimdi insafla bakan bütün insanlar şunu söylüyorlar. Ya bizim reis hiç hayatında dik durmamış. Hatta ben şöyle bir cümle kullanıyorum. Gördüklerimden, yaşadıklarımdan, tenkit etmek için, haşa iftira etmek için değil. Reis öyle bir hal aldı ki reis ne dese tersini yapar hale geldi. Özeti bu. Reisin hayatı bu. Dolayısıyla hayatında dik durduğu yok. Böyle bir hal. Şimdi bu gündemi değiştirmek için reis, bu ekonomideki sıkıntıları, adaletteki sıkıntıları, hürriyetsizlikteki sıkıntıları değiştirmek için reis habire suni gündemler meydana getiriyor. İşte bu suni gündemlerin başındaki en önemlilerinden birisi, demin söylediğiniz gibi, adli yıl açılışında da gündeme gelen yeni anayasa. Bu tamamen bir tuzak. Neden tuzak? Şimdi niye bu yeni anayasayı gündeme getiriyorlar? Şu cümleleri kuruyorlar. Daha özgürlükçü, daha kucaklayıcı, doğru mu? Daha sivil bir anayasa. Şimdi bir kere Tayyip Erdoğan ve ekibini düşününce özgürlüğün tecelli etmesi bu millet, bu ekipten mümkün değil. Dolayısıyla bu ekipten özgürlük beklenmez. Kucaklamak bu ekibin fıtratına aykırı. Yıllardır bölerek, parçalayarak, insanları kliklere ayırarak kendi tabanını muhafaza etmeye çalışan bir sistem. Ve yine bunların bunu dile getirirken özgürlükçü, mevcut anayasadaki mevzuattaki hangi hükümler özgürlüğü temin etmeye engel? Böyle hiçbir beyanları yok. Dolayısıyla bu sadece sureten gündemi değiştirmek için yapılan bir konuşma. Ve buna kim uyuyor? Dikkat et. Tayyip Erdoğan ve ekibi bunu dile getiriyor. Tayyip Erdoğan meclisteki temsilcisi, meclis başkanı bunu gündeme getiriyor. Tayyip Erdoğan'ın yargıdaki temsilcisi, Yargıtay'ın başkanındaki bunu gündeme getiriyor. Tayyip Erdoğan ve ekibi ve gene Tayyip Erdoğan'ın kukla muhalefeti, muhalefetteki bir kısım insanlar bunu gündeme getiriyor. Bakın Türkiye'de ısrarla söylediğim bir şey var. Türkiye'de artık devlet yok. Yargı yok, ahlak yok, kurum ve kuruluşlar yok. Ne var Türkiye'de? Bir tek adam ve avaneleri var. İşte bu bir tek adam ve avaneleri anlaşmalı olarak anayasayı gündeme getiriyorlar. Hedefleri suni gündem oluşturmak ve bu hedefleri içinde bir şey daha yapmak. Büyük Orta Doğu Projesi'nin son aşaması. Yani federatif yapıyı, daha doğrusu Türkiye'nin bölünmesine yönelik anayasal zemini hazırlamak. Bana göre bunu yapamayacaklar. Çünkü Türkiye'de siyasetten ümidimi kestim. Kurum ve kuruluşlar fonksiyonunu ifa etmiyor, yok edildi. Türkiye'deki cemaatler ve tarikatlar, fikir örgütleri tamamen yok edildi veya bu şahsın kayığına bindi, kendini inkar etti. Şimdiye kadar iddiası olanların iddiaları çürüdü ve yalan çıktı. İktidar da dahil, herkesin iddiaları yalan çıktı. Ama Türkiye'de insanlar var, uyanan insanlar. Cumhuriyetçi insanlar var, yürüyen insanlar var, ağaçların kesilmesi için hayatını ortaya koyan insanlar var. Erzincan'daki, İliç'teki, şuradaki, buradaki maden arama ruhsatları, talan ruhsatlarını hayatı bahasına iptal ettiren insanlar var. Yani Türkiye'de öbek öbek uyanan halk kitleleri olduğu için bence Tayyip Erdoğan'ın en yakınlarının da söylediği gibi Tayyip Erdoğan ve ekibi artık
buzun güneşte erimesi gibi eriyor. Onun suni oluşturduğu bütün gündemler ve kukla muhalefet siyaset de eriyor. Bundan sonra Türkiye'nin gündemini samimi, ciddi, demokrasiye, hukuka, akla, vicdana inanan insanlar yerini alacaktır diye düşünüyorum. Ve bunlar öbek öbek şu anda hareket ediyorlar. Çoban ateşinin yanması gibi. Bunlar göreceksiniz Türkiye'nin sıkıntıları için bir yerde görüşecekler, buluşacaklar. Ve Türkiye'de yeni bir inisiyatif, yeni bir siyaset, yeni bir çare, yeni bir çıkış meydana gelecek. Ve bütün bu suni gündemler de mezarlığın çukurunda yerlerini alacaktır diye düşünüyorum. Sonraki haftalarda yine görüşürüz. Teşekkür ederiz yayın için. Tekrar önümüzdeki haftaki yayında buluşmak üzere. Kolay gelsin. Teşekkür. Görüşmek üzere. Görüşürüz.